Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programımızda sizlere Kur'an bir fen kitabı mıdır sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Değerli izleyiciler, ana programımızın ismi Kur'an ve bilim. Tabii konumuz, program konusu bu olunca, o zaman bu ana programın altında bazı özel konuları da işlememiz gerekiyor. Bazı konuları vuzaha, açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bazen soruluyor, Kur'an bir fen kitabı mıdır? Tabii böyle denilmesinin bir sebebi de ayet-i kerimede وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ buyuruluyor. Yani yaş kuru ne varsa her şey bu kitab-ı mübinde, apaçık kitapta vardır ayet kerimesi mevcut. Dolayısıyla buradaki kitab-ı mübin ifadesinden yola çıkılarak kitab-ı mübinin Kur'an olduğu ifade ediliyor. Ve tabii o zaman Kur'an'da da yaş kuru her şeyin olması gerekiyor. Ve tabii o zaman netice itibariyle Kur'an'ın aynı zamanda bir fen kitabı da olması gerekiyor. Yani fenle ilgili her türlü kuralların da orada mevcut olması gerekiyor gibi bir neticede hasıl oluyor. Ama buna daha ayrıntılı cevap vermeye çalışalım ve ilgili ayeti tam olarak okuyalım. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede şöyle buyuruyor En'am suresinin 59. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehu mefatihul gayb. Gaybın anahtarları onun elindedir. Gaybın anahtarları onun elindedir. Gayb dediğimiz iki alemden bahsedebiliriz. Biri alemi şehadet, biri alemi gayb. Alemi şehadet dediğimiz zaman şu maddi kainatı kastediyoruz. Görünen, bilinen şu kainatı kastediyoruz. Alemi gayb dediğimiz zaman da gözle görünmeyen, maddi özellikte olmayan diğer varlıkları kastediyoruz. Bu diğer varlıkların içerisinde melekler var, cinler var, Cenab-ı Allah'ın kendi zatı var, cennet var, cehennem var. Ahiret alemiyle ilgili ne varsa bütün onların hepsi alemi gayiptan sayılıyor. Yani sadece görünen alem değil, görünmeyen alem esas itibariyle çok daha büyük, çok daha geniş olmakla birlikte onun dahi anahtarları Cenab-ı Allah'ın elindedir. لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُ Ve o alem-i gaybta ne var, ne yok, en iyi bilen O'dur. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ O, Cenab-ı Allah, alem-i gaybta ne var, ne yok, her şeyi bildiği gibi, yerde ve gökte ne var ne yok, onu da bilir. Yani sadece alemi gaybi değil, alemi şehadeti de bilir. Yeri de, gökte olan ne varsa onları da bilir. Mafil berri vel bahr, yani karada ve denizde olanı da bilir. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Bir ağaçtan bir yaprak düşse, onu da bilir. Şimdi denizler bize göre karanlıktır. Cenab-ı Allah yerde olanı bildiği gibi biz kendimize göre yerde olanı daha iyi biliyoruz. Çünkü yeryüzünde geziyoruz ve dolayısıyla gözümüzün önüne gelen şeyleri bilme imkanına sahibiz. Ama denize gelince deniz bize biraz daha yabancı geliyor. Deniz karanlık, zulümatlı, derin. Oralara kadar girip aşağılarda ne var ne yok bilmiyoruz.
Ama Cenab-ı Allah karada olanı da bilir, denizde olanı da bilir, semada olanı da bilir. Hatta bir ağaçtan bir yaprak düşer, o düşen yaprağı da bilir. Yani Cenab-ı Allah külli cüz'i ne varsa elbette her şeyi bilir. Evet, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Ve yerin karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir tane, yani bir buğday tanesi, bir arpa tanesi, bir mercimek tanesi, o habbe, o çekirdek neyse artık, bir meyvenin küçük bir tanesi, bir incir tanesi. فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ Ve yaş ve kuru. Yani bir zaman bir yaprak yaş imiş. Yaş iken olan halini de, kuru iken olan halini de, sonra düşmüş, kurumuş, kuru iken olan halini de bilir. Ve bunları bilir ama bunlar nerededir? İlla fi kitab-ı mubin. Bunlar Cenab-ı Allah'ın apaçık kitabındadır. Bunlar Allah'ın apaçık kitabındadır. Şimdi ayetin bu son kısmında yani meşhur olan kısım وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Ama bunun esasen biraz öncesi de var. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Yani yerin karanlıklarında hiçbir tane yoktur ki, hiçbir yaş şey yoktur ki, hiçbir kuru şey yoktur ki, hepsi apaçık kitaptadır. Hepsi apaçık kitaptadır. Şimdi bu apaçık kitabın ismi Kitab-ı Mübin. Eğer Kitab-ı Mübin Kur'an'dır dersek, o zaman yaş kuru her şeyin Kur'an'da olması gerekiyor. Tabii fen bilgileriyle, fen bilimleriyle ilgili şeylerin de Kur'an'da olması gerekiyor. Ama Kitab-ı Mübin ifadesi Kur'an-ı Kerim'de daha başka nerelerde geçiyor diye araştırıldığı zaman Kitab-ı Mübin ifadesinin genellikle levh-i mahfuz anlamında kullanıldığını görürüz. Ama bazı yerlerde de Kur'an-ı Kerim anlamında kullanıldığını görüyoruz. Bazı yerlerde levh-i mahfuz anlamında, bazı yerlerde Kur'an-ı Kerim anlamında. Bu وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ anlamında başka ayetler de var. Esas itibariyle buralarda Kitab-ı Mübin levh-i mahfuz anlamında. Tabi levh-i mahfuz anlamında olduğu zaman her şey Cenab-ı Allah'ın o kader kitabında olması gayet normal bir şeydir. Yani Cenab-ı Allah neyi yaratmış, neyi yaratacak elbette o kader kitabında mevcuttur. Orada garipsenecek herhangi bir şey yoktur. Problem nerede olur? Eğer Kitab-ı Mübin, madem ki bazı yerlerde Kur'an anlamındadır, burada da Kur'an anlamında olsun dersek, o zaman biraz sıkıntılar olur. Çünkü fiili olarak da görüyoruz ki her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Ha, eğer Kur'an-ı Kerim anlamında ele alacaksa Kitab-ı Mübin ifadesini, o zaman biraz şöyle yapmamız gerekiyor. Bir olayla ben konuyu açıklamaya çalışayım. Bir zaman müsteşriklerden birisi, Avrupa'da İslamiyet'le ilgilenen gayrimüslim alimlerden birisi Mısır'a gitmiş. Eser Üniversitesi'ne girmiş. Orada bir alimle görüşmek istediğini söylemiş. Ve o alimle görüşmüş. Demiş ki, siz diyorsunuz ki, yaş kuru her şey Kur'an'da vardır. Doğru mu demiş yani, böyle Müslümanlar diyorlar. Evet doğrudur demiş. Peki öyleyse, ben şimdi sana bir soru soracağım. Yaş kuru, madem her şey Kur'an'da var, bu soracağım sorunun da cevabı mutlaka Kur'an'da olmalı. Yalnız, cevabı Kur'an'dan bulmanı istiyorum demiş. O Eser Üniversitesi'nin hocası da demiş ki tamam ben sana Kur'an'dan cevap veririm. Adam gayet basit bir soru sormuş.
Demiş ki bir çuval undan kaç ekmek çıkar? Bir çuval undan kaç ekmek çıkar? Hemen bizim alimimiz telefonu çevirmiş. Alo efendim, fırıncı mısınız? Evet, ben fırıncı. Bir çuval undan, diyelim ki 50 kiloluk bir çuval olsun. Bir çuval undan kaç ekmek çıkar? Fırıncı cevap vermiş. Demiş ki bir çuval undan 150 ekmek çıkar. Bir çuval undan 150 ekmek çıkar. Sonra o müsteşrike dönmüş, o batılı alime dönmüş. Kur'an diyor ki, bir çuval undan 150 ekmek çıkar. Müsteşrik bu sefer gülümsemiş, demiş ki, sen sözleşmemize uymadın. Çünkü ben sana dedim ki, Kur'an'dan bulacaksın bu sorunun cevabını. Sen ise doğrudan gittin, fırıncıyı aradın ve bir çuval undan kaç ekmek çıkacağını fırıncıya sordun. Bizim alimimiz de şöyle cevap vermiş. Ben demiş, önce Kur'an'a baktım. Kur'an diyor ki, eğer bilmiyorsanız ehline sorun. Bilmiyorsanız ehline sorun dedi bana. Bu işin ehli de fırıncı olduğundan dolayı ben de fırıncıyı aradım ve cevabını ondan aldım. Sonra müsteşrik diyor ki, yani yaş kuru her şeyin Kur'an'da var olmasını siz böyle mi izah ediyorsunuz? Evet demiş, biz böyle izah ediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizi ehline sevk ediyor. Dolayısıyla her cüz'i bilgi Kur'an'da bulunmayacağına göre ehlinden o cüz'i bilgileri sormamız gerekiyor. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız ehline sorun diyor Kur'an-ı Kerim. Ha, o zaman o batılı diyor ki anladım diyor. Eğer mesele bu şekildeyse o zaman yaş kuru her şey Kur'an'da mevcuttur. Eğer biz değerli izleyiciler Kitab-ı Mübin ifadesi Kur'an-ı Kerim'i ifade eder dersek biraz meseleyi böyle izah etmek durumundayız. Yani ne demek durumundayız? Elbette Kur'an-ı Kerim'de işte görüyoruz. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi ilimlerin en ince esaslarını, ayrıntılarını Kur'an-ı Kerim'de görmüyoruz. Görmemiz de mümkün değil. Ama eğer bu ilimler Kur'an'da mevcuttur diyorsak, o zaman ya bunların genel esasları mevcuttur diyeceğiz. Genel esasları mevcuttur. Yani onlar da biraz çok genel olacaklar. Yani ne kadar genel olacak? Mesela ekonomide en temel prensip arz talep kanunudur. Yani her şey esas itibariyle arz talep kanununa göre belirlenir. Yani işçi ücretleri neye göre belirlenir? Arz talep kanununa göre belirlenir. Eşyanın fiyatları neye göre belirlenir? Arz talep kanununa göre belirlenir. Efendim işte bir şeyin yapılması, az yapılması, çok yapılması neye göre belirlenir? Arz talep kanununa göre belirlenir. Yani bir fabrika diyelim binlerce şeyi imal etme imkanına sahiptir. Ama o fabrikada o binlerce eşya imal edilir mi? Edilmez. Mesela insanların o fabrikanın imal ettiği şeyler cinsinden 100 tane mala ihtiyaç varsa 100 tane mal efendim imal edilir. Dolayısıyla bir yerde bütün ekonomiyi tutarsanız tek bir kanuna irca edebilirsiniz. Tek bir kanuna irca ettiğiniz zaman da evet ekonomi bu kanunun içerisindedir dersiniz ama o kanunla her türlü cüz'i şeyi izah etmeniz mümkün değil. Şöyle genel olarak çok kaba saba diyebileceğimiz bir şekilde bazı şeyleri ancak ifade edebilirsiniz. Esas itibariyle değerli izleyiciler
Bu ayet-i kerimede olsun, buna benzer diğer ayet-i kerimelerde olsun, kitab-ı mübin ifadesi, kitab-ı mübin ifadesi levh-i mahfuz anlamındadır. Kader kitabını ifade eder veya başka bir anlamda kaderden yaratılışa doğru çıkan bir kitaptır da diyebiliriz. O anlamda kudret kitabıdır da demek mümkün olabilir. Ama bazı yerlerde Kur'an-ı Kerim anlamında olduğu için her yerde Kur'an-ı Kerim anlamını vermek istiyorsak eğer, o zaman böyle çok genel kurallara o ilimleri vaaz etmek gerekir ki bir nevi şöyle demek mümkündür. Fizik kanunlarını da, biyoloji kanunlarını da, kimya kanunlarını da, astronomi kanunlarını da Cenab-ı Allah yaratmıştır. Yaratan o olduğu için her zaman o kanunları elinde tutmaktadır. Dolayısıyla o anlamda her şey Kur'an'da vardır demek mümkündür. Ama madem ki aslen kitab-ı mubin ifadesi levh-i mahfuz anlamındadır, o zaman fen bilimleriyle ilgili bilgiler Kur'an'da ancak olsa olsa öğüt bağlamında ve hidayet bağlamında yer alacak kadar mevcuttur. Kur'an-ı Kerim kendisini bize daha ziyade iki kelimeyle ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet kitabıdır ve Kur'an-ı Kerim bir zikirdir, bir öğüt kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in asli özelliği madem ki bir hidayet kitabı ve bir öğüt kitabı olmasıdır, öyleyse her türlü ilim o öğüde öğüt vermeye ve insanları hidayete eriştirmeye ne kadar lazımsa işte o kadar vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de astronomi var mıdır? Vardır. Öğüt için ne kadar gerekliyse o kadar vardır. Fizik var mıdır? Vardır. Öğüt için, nasihat için, hidayet için ne kadar gerekliyse o kadar vardır. Hatta onun ötesinde Kur'an aynı zamanda dinimizin asli kaynağı ve tabii ibadet ve ahlakla ilgili esaslar da orada mevcut. Ama bununla beraber ibadetle ilgili her şey ayrıntılarıyla Kur'an-ı Kerim'de mevcut mudur? Mevcut değildir. Hatta sayı itibariyle bakıldığı zaman hükümlerle ilgili, onların içerisinde ibadetler de dahil, ahkamla ilgili ayetlerin ilmi ayetlerden çok daha az olduğunu görürüz. Mesela ilmi ayetlerin 750 civarında olduğunu ifade edersek, ahkamla ilgili ayetlerin 300 dolayında olduğunu ifade edebiliriz. Yani neredeyse ilmi ayetlerin 1/3 kadar bir yekün teşkil ediyor ahkamla ilgili ayetler. Yani bunların içerisinde namaz vardır, oruç vardır, hac vardır, evlilik vardır, alışverişler vardır. İnsanların toplumsal münasebetleri vardır, hatta devletler arası münasebetler vardır. Yani bunlarla ilgili ayetlerin sayısı 300 kadar ama ilmi ayetlerin sayısı 750 civarındadır. Yani bu ilim kavramının dışındaki ayetlerden bahsediyorum. Ama bununla beraber Kur'an ne bir fizik kitabıdır, ne bir kimya kitabıdır, ne bir astronomi kitabıdır. Fakat bu bütün ilimlerin esaslarına dair bir takım bilgiler vardır. Yer yer de bazı ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Dolayısıyla Kur'an her türlü bilimden bahseder ama Kur'an'ı bir fen kitabı gibi değerlendirmek asla doğru bir şey değildir. İbret almak için, öğüt vermek için ve hidayete ermek için bunlardan ne kadar yararlanmak gerekiyorsa, bunlardan ne kadar faydalanmak gerekiyorsa işte Kur'an-ı Kerim'de tebeyi olarak ikinci derecede o ölçüde bu ilimlere Kur'an'da yer verilmiştir. Ve bunların biraz da önemi ilim ne kadar gelişirse o kadar daha fazla artar. Çünkü Cenab-ı Allah bazı ifadeleri öyle kullanmış ki ilmin geliştiği zamanlarda insanlar o ayetleri daha iyi anlayabilecek konumdadır. Bu programımızın da hedeflerinden birisi odur. Kur'an'da bahsedilen ayetleri
şimdiye kadar yapılan keşifler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda daha iyi bir şekilde ortaya koymak olacaktır. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.